televizyon ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Gündem özel programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Artık bugüne itibaren 3 gün kaldı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi itibariyle birlikte Pazar günü vatandaşlarımız oy verme işlemini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda seçime artık sayılı günler kala Saadet Partisi Halil'e Belediye Başkan Adayı Sayın Eczacı Mustafa Hekimoğlu bu akşam bizlerin konu olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur kardeşim. Yine birlikteyiz. Evet. Yine gündemimiz Urfa seçim. Hı hı. Ve Şanlıurfa halkımız projeler yoğunluk var. Aynen. Aynen. Yoğun bir çalışma performansı gösteriyorsunuz. Evet gerçekten. Hı hı. E, yoruluyoruz ama tatlı bir yorgunluk. Demokratik bir yorgunluk. Yani sonuçta insanlarla e, olmadığımız kadar iç içe olduk, selamlaştık. Hı hı. Belki binlerce insanlarla tokalaştık onların enerjilerini aldık. Hı -hı. Onların dinledik. Ee, onları daha iyi anlama pozisyonlarına girdik. Onların e, sorunlarını hem kafamızda hem notlarımıza yazdık. Evet. Ve gelince de onlara çözüm olabileceğimizi e, gösterdik. Dolayısıyla da yani tatlı bir yorgunluk bir de bunun sonuna geldik artık. Son e, günlerine geldik. Bu hafta sonu inşallah hayırlısıyla seçim olacak İnşallah kazasız belasız demokrasi vurgusuyla barış içerisinde huzur içerisinde inşallah güzel bir seçim olur. Sonuç ne olursa olsun evet. kazanan Urfa olsun kazanan insanlarımız olsun toplumumuz olsun gerisi teferruat. İki seçimi sayılı günler kaldı. Önce de bahsettiğimiz gibi artık üç gün kaldı. Bugün günlerden çarşamba. Zaten günü sonlandırıyoruz. Perşembe, cuma ve cumartesi seçimi. Bu sayılı günler, sayılı saatler kala Mustafa Hekimoğlu ne gibi çalışmalar yapmakta? Yani dediğim gibi insanlarla temas kuruyoruz. Hı -hı. Onlarla görüşüyoruz. Bunun yanında çok güzel katılımlar oluyor. Hı -hı. Tanındıkça insanlar bizi yollarda karşılıyorlar, yolumuzu kesiyorlar, bürolarımıza geliyorlar. Hı hı. E, bizi desteklediklerini söylüyorlar. E, mevcut sistemden şikayetlerini anlatıyorlar. Bizler de sabırla dinliyoruz. Hı hı. Yani biz amacımız sistemi kötülemek değil. Sistemin açıklarını bulmak ve onları düzeltmek adına açıklarını bulmak. E, onları e, notlarımızı alıyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Hı hı. Özellikle de gençlerimizle, yaşlılarımızla, kadınlarımızla e, gayet e, güzel karşılıyorlar. Aralarında bir başkan e, adayının olmasından hoşnutluk duyuyorlar. Ve biz gerçekten de çok rahat bir şekilde halkın içerisinde bir tepki toplamadan dolaşabiliyoruz, hı hı. kucaklanıyoruz. Yani Urfalılarla, hemşerilerimizle, Haliye'lilerle özellikle olmadığı kadar bir e, samimi, sıcak bir bağ kurduk. Hı hı. Şimdi artık sonuna geldiğimizde kafamızda artık neler yapabileceğimizi gelirsek geldiğimiz takdirde, kazandığımız takdirde e, onun e, şekilleri artık kafamızda oluşmaya başladı. Evet. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahibiz. Şanlıurfa. Özellikle genç ve çocuk Evet. Sizin de yapmış olduğunuz çalışmalarda gerek haber merkezinden gerekse programlardaki vetilere baktığımızda gençlerin sizi ilgisi var. E, bu gençlerin ilgisi neye bağlıyorsunuz? Gençlerle ilgili sizin evet. düşünceniz neler efendim? Bunu biraz açalım. Gençler en büyük destekçimiz. Çünkü Hı -hı. E, gençlere ben daha çok önem veriyorum. Her gördüğüm gence e, gelecekle ilgili sorular soruyorum. Hı -hı. Çocuklara soruyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum. Çünkü bunun eksikliği var e, gençlerimizde. Biraz böyle özellikle de e, kırsal mahalle olan yerlerde Gençlerimiz iyi eğitim alamamışlar. Maddi durumları da iyi olmadığı için bu eğitim eksikliğinden kaynaklanan ve maddiyattan da kaynaklanan yokluktan dolayı iyi bir eğitim alamayınca çocuklar uyuşturucuya başlamışlar çoğunlukla. Dünkü bir gezimiz sırasında üç tane genç önüme çıktı ve selam verdiler. Abi sen aday mısın? Evet dedim adayım. Allah rızası için dedi. Allah rızası için dedi, bizi kurtarın dedi bu illetten. Dedi nasıl bulaştınız? Dedi herkeste de vardır, her yerde var dedi. Bizi kurtarın dedi. Bu beni çok etkiledi. Hı hı. Yani neden etkiledi? Çünkü bu bizim çocuklarımız. Bizler de bu aynı ortamda büyüdük. Biz büyürken bizim büyüklerimiz vardı. İnan ben çocukken sigara içme deneyimde benim e, babamın bir arkadaşını görüp kulağımı çekmesi yüzünden ben sigaradan kurtuldum yani sigaraya başlamadım ve halen de içmiyorum. Toplumumuzun ne hale geldiğini anlatmak açısından çok acı bir örnek. Evet. O çocuklar bizim acımız, bizim yüreğimizin bir noktasında bizim kanayan bir yaramız. Evet. Şimdi o çocukları en çok da bizden istedikleri şey bizden kütüphane istiyorlar, etüt merkezleri istiyorlar. Dershane kurmamızı istiyorlar. Onların eğitim anlamında desteklememizi istiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Başka bir şey istemiyorlar. Bizi kurtarın diyorlar. İnanın kurtarın diyorlar. Peki şu anda yok mu? Yani sözünüzü kesiyorum. Yani çevremize baktığımızda illa ki yani bazı merkezler falan var. açılmış. Eğitim merkezi de var. Yeterli değil mi size göre? Ya var. da tek sorun eğitime yönlendirmek mi? Başka bir aktivite değil. olamaz mı? Değil. Yeterli değil ama. Yani var ama yeterli değil. Biraz değil, bayağı ihmal edilmiş. Hı hı. Sanki şehrin o kısmı yokmuş gibi, o insanlar yokmuş gibi davranılmış. Sistemden kaynaklanan sorunlar var, tahmin ediyorum. Hani Ametem kurulacak falan deniyor. Bu e, çocuk uyuşturucuya bulaştıktan sonra Ametem kullansan olur, kullanmasan olur. Önemli olan o bataklığı kurutmak. Hı hı. O bataklığa düşmeden o gençleri kurtarmak. Ee, şu an e, o yeterli gelmiyor. Neden? Maddi durumlar da eksik. O yüzden dizilerde de böyle güzel, o zengin, şatafatlı hayatı görüyorlar. Bunu gördükleri zaman onu yaşayamadıkları için de kafayı uyuşturuyorlar. Hı hı. Ve bizden istedikleri en çok şeylerden birisi de spor sahaları. Spor aktiviteleri, sanatsal aktivitelerle ilgili merkezler. Yani bu gençlerin enerjisini Alıp doğru yere harcamak gerekiyor. Hı hı. Daha önceden de bahsetmiştim. Yani pimi çekilmiş bomba gibi. Biz bunu güzel bir şekilde kullanırsak bu çocukları, bunları topluma katmamız ve üretime dahil etmemiz lazım. Bu bizim için aslında şans. Neden şans? Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olmamız bizim için bu şans. Bu şansı biz eğer kullanırsak altın bileziklerimizle birlikte bu gençler bizim geleceğimizi kurtarırlar. Hı hı. Ben onlara umut veriyorum ve hepsine diyorum ki lütfen kendinizi eğitin. Biz geldiğimiz zaman sizin bu eğitiminize burslarla olsun, etüt merkezleriyle olsun, dershanelerle olsun. Mutlaka size destek olacağız. Ama siz de kendinizi iyi eğitin. Çünkü gelecekte biz belediye kısmet olursa büyük şehirle ve diğer şehir ilçelerimizde. Aldığımız zaman biz Urfa'da sadece yol, kaldırım, su, kanalizasyonla uğraşmayacağız. Biz bunları proje olarak bile sunmayacağız. Biz toplumsal bir dönüşüm sağlayacağız. Bu toplumsal dönüşüm şart mı? Şart. Evet. Elzem mi? Elzem. Bunu kimle gerçekleştirebiliriz? Bunu gençlerimizle gerçekleştirebiliriz. Biz onları doğru yönlendirirsek ve onların bir şeylere yaradığını kendilerine ispat edebilirsek eğitimiyle, hı hı. maddi katkılarıyla üretime katarsak biz bunlardan gelecekte Urfa'nın Urfa, Urfa hem geleceği olurlar hem de Türkiye'ye örnek olacak bir girişimde bulunurlar. Nasıl mı derseniz bizim tarımımız var, turizmimiz var. Hı hı. Yani Tunceli'de bir komünist başkan vardır, herkes söyler. Adam e, tarlaları kiralıyor, Kendisi de geçiyor başına. Gençleri alıyor, istihdam ediyor ve üretim yapıyor. Biz de en basitinden bakın tarlalarda bile boşuna bekleyen tarlalarımızı betonlaştırmak yerine bu tarlaları ya kiralarız ya satın alırız. Evet. Bu gençler için eğitimlerini ayrı yeten sağlarız. Onlara meslek edindirme kurslarıyla hı hı. destekleriz ve biz bunları da burada istihdam ederiz. Onlar üretirler, domatesini, biberini, patlıcanını, soğan her neyse, Urfa'mız ve çevre ilçelerimizden çok neyi tüketiyorsa, hı hı. bu altın gibi toprakta insan koysan çıkar. Evet. Bunları üretmeyi öğreteceğiz. Ürettiği zaman üretmenin zevkine varacak. Kazandığı zaman kazanmanın zevkine varacak. Şehre faydası olduğu zaman onun zevkine varacak. Bu sadece tarımda değil. Hayvancılık alanında da hı hı. çünkü Urfa ve eskiden tarım hayvancılık şehriydi. Tarım ve hayvancılık bu şimdi hiç kullanılamıyor, yeterince kullanmıyor. Görebiliyor muyuz artık eskisi gibi koyun sürüleri veya köylere gittiğimizde tavuklar yok. Biz gerekirse bir mandıra da kurduracağız. Bunlar hep kooperatifler aracılığıyla. Yani detayları var ama ben üstü herkesin anlayabileceği şekilde. Hı hı üstü kafalı olarak anlatıyorum. Hayvancılıkta süt ve süt ürünleri de dahil olmak üzere ee, ve bunların bir de satış noktaları. Bu satış noktalarıyla beraber kadınlarımızla beraber bakın ne kadar istihdamı artıracak şeyler yapacak, olacak. Bunun yanında bir de turizmi kullanırsak. Turizm dünyanın en eski medeniyetine sahibiz ve biz bu en eski medeniyetine Pazarlayamıyoruz. İstediğiniz kadar e, zengin olun. Pazarlama çok önemlidir. Pazarlayamazsanız malınız elinizde kalır. Ve diğer şehirler küçük olan şeylerini büyük dev gösterirler. Biz dev olan şeylerimizi küçük olarak bile gösteremeyiz. Evet. Örneğin Zeugma, örneğin Zeugma 78-52 e e, boy santimetre boyutunda Hı. bir mozaiktir. Ama algısı çok daha büyüktür. İnsanlar Zeyhugma'yı Türkiye'nin her tarafında tanıyorlar. Bu neden? Tanıtımlarını çok güzel yapıyorlar. Biz de kendi değerlerimizi, varlıklarımızı ki bu konuda Allah bize Urfa'ya çok torpilli davranmış. Çok özel davranmış. Biz bunları e, kullanırsak ben mesela gençlere en, en çok da şunu tavsiye ediyorum. Kendinizi eğitim. Özellikle de turizm alanında. Burada da söylüyorum. Ekran başındaki Urfalı gençlerimize, kardeşlerimize, kadınlarımıza. Gelecekte burası turizm kenti olacak. Tarım kenti olacak. Lütfen herkes kendini bu konuda eğitsin. Her türlü dille öğrenmeye çalışsın. Arapçasından Japoncasına, Çincesine kadar bu dillerin hepsini öğrenelim. Ki hı hı. turist geldiği zaman biz onun altyapısına hazırlıklı olarak ona istediklerinin fazlasıyla sunalım. Onlara binalarımızı sunmayacağız. Bizim kültürümüzü ve yaşantımızı sunacağız. Ama bunu bizim gençlerimiz sunacak. Eğitimli gençlerimiz, dil bilen gençlerimiz, diksiyon düzgün olan gençlerimiz. Biz gençlerimize bu misyonu biçiyoruz. Evet. Biz toplumsal bir dönüşüm modeli istiyoruz. Ve bunu uygulamaya çalışacağız. Bizim en büyük projemiz de bu gençliği ve çocukları hem uyuşturucudan kurtarmak, hem de üretime katmak, hem istihdamı sağlamak, hem de geleceği emin ellere taşımak. Evet. Çünkü Urfa'mız iyi planlanmamış. Eğer geçmişte 50 yıl önce, 50 yılı bırakalım 17 yıl önce bu iktidar geldiğinde eğer güzel planlanmış olsaydı biz bugün hizmetleri konuşulacak olurduk. Sorunları, sıkıntıları, problemleri değil. Şimdi başını puma gömmüş bir iktidar var ve gerçekleri görmek istemeyen, duymak istemeyen ve inanın sadece kendi iktidarını sürdürmeye çalışan bir pozisyon sergiliyor. Bu da bizi üzüyor. Yani çok farklı çalışmalar yapıyorlar. Bunları gördükçe insanın üzülüyor. Yani biz demokratik bir ülkedeyiz, demokratik bir şehirdeyiz. Altı üstü bir belediye başkanı seçiyoruz. Bir belediye başkanı ya yani bir belediye başkanı eğer biz Türkiye çok güvenli bir ülke diyoruz. Gerçekten de öyle. Askerimiz artık sınır ötesi operasyon Hı -hı. yapıyor. Siz terörü bitirdik diyorsunuz. Bitirilmiş deniyor. Ee, ama bir e, yerel seçimi de beka sorununa bağlıyorsunuz. Hani bu, bu tezatlık neden eğer anlatacak bir şeyiniz yoksa geçmişinizi anlatamazsanız o zaman başka başka sebeplere sarılırsınız. Ben bunu da bu şekilde görüyorum. Hani tutarsızlıktan tutun, e, algılardan tutun, her türlü yolu denemeye çalışılıyor. Şimdi bu, bu bu tabloyu ben hatırlıyorum. Ne zamandan beri biliyor musunuz? 17 yıl önce de buna benzer bir tablo vardı. Biz mevcut iktidar partisinin kurucusuyum. Kurarken de benzer baskıları bir önceki hükümetlerden yiyorduk. Bize tehditler de geliyordu, baskılar geliyordu. Şimdi her sistem kendini korumaya çalışıyor. Her iktidar mutlaka. Ama geçmişten bugüne baktığımız zaman ne iktidarlar geldi geçti, ne sultanlar geldi geçti. Bunlar geçici. Partiler de geçici, partizancılık da geçici. Ben bu 17 yıllık sürenin sonucunda şunu anladım. Partizancılık diye bir şey artık biz kafamızdan kaldırmalıyız. Hizmet merkezli olmalıyız. Sen A partisindesin, ben B partisindeyim. Bu gökten inmiş partiler değil. Hiçbirisi Ölümsüz değil. Hiçbir insan ölümsüz değil. Hiçbir insan vazgeçilmez değil. Analar bu ülkede çok yiğitler doğurdu. Çok yiğitler de doğurur. Geçmişte ne Fatihler ne Yavuzlar geldi. Günümüzde ne Muhsinler geçti ne Erbakan hocalar geçti. Yarın da yine gelecektir. Bu ülkenin her zaman için dışlarda da içeride de düşmanları olmuştur. Kurulduğundan beri, tarihten, Kavlu Bela'dan beri. Bugün de var, yarın da olacaktır. Ama biz biz vatansever insanlar. Hmm. Partisi ne olursa olsun düşüncesi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun vatanına sahip çıkacaktır. Gençlerine sahip çıkacaktır. Ve biz bunun da takipçisi olacağız. Evet. Gençler demişken toplumsal dönüşümden bahsetmişken özellikle de kadınlarımızla ilgili olarak projeleriniz var mı? Yani Saadet Partisi Halil'e teşkilatı olarak, Haliye belediye başkanlığına Yola çıkmış bir e, aday olarak. Var mı kafanızda düşünceler, projeler? Kadınlarımızla ilgili hı hı. bir defa bizim Karaköprü'de kadın bir adayımız var. Hı hı. Yani Saadet Partisi'nin kadınlarımıza bakış açısı. Hı hı. Öyle yoboz ve e, olmaz anlamında bir bakışı yok. Hı hı. Kadınlarımızın olabildiği kadar sosyal yaşama hı hı. olabildiği kadar da ekonomik yaşama çekmek zorundayız. Evet. Çünkü bizim nesillerimizi yetiştiren onlar, çocuklarımızı yetiştiren de onlar, itilmiş olanlar da onlar, kalkılmış olanlar da onlar. Urfa'mızda özellikle, Güneydoğu'da e, kadının sadece adı var genel anlamda. Ama bu e, son dönemlerde üniversitenin gelmesiyle aşılıyor. İşte bu turizmin gelmesi, tarama işlenmesi, bunların Hı. içerisinde kadınlar da olacak. Mesleki edindirme kurslarını açacağız. Onlara diksiyon dersinden tutun, onlara e, bir şey üretmenin verdiği zevki hepsini biz onlara vereceğiz. Onları her anlamda destekleyeceğiz. Kredilerle destekleyeceğiz. Bağışlarla destekleyeceğiz ve onları iş alanına, iş hayatına da sokacağız çalıştıkları yerlerde özellikle biz işte ben yeni bir belediye binası projesi de düşünüyorum geldiğim takdirde bu belediye binasında özellikle çalışan kadınlarımızın e, belediyenin alt tarafında hemen altında kreşlerine kadar e, düşünülmüş bir e, akıllı bir belediyecilik belediye binası bunlara kadar planlıyoruz programlıyoruz ki olabildiği kadar insanlarımız kadınlarımız e, işle ev arasındaki bağlantılarını sağlam kurabilsinler. Evet. Bu şekilde yorumluyorsunuz. Peki gençlerden yola çıktık. İstihdamdan bahsedik, kadınlardan bahsedik. Fakat Şanlıurfa'nın nüfusu zaten belli. Bir de bunu ek olarak Suriyeli vatandaşlar da şu anda Şanlıurfa'da evet. yaşamlarını idame ettirmekteler. yani belediye başkan adayı olarak bu nüfus çoğunluğunu da göz önüne alırsak biz zorluk yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Siz bu zorluk yaşanıyor. İnanın ki biz şimdi e, esnafımızın kapısını çalıyoruz ya. Yani girdiğimiz e, abartsız beş taneden iki tanesi, üç tanesi artık Suriye'de çıkıyor. Yani tamam biz insanlık görevimizi yaptık. Yarın olsa yine yaparız. Bu insanlar mülteci. Ama çok esnafımız bize ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor kendi vatanımızda, kendi memleketimizde mülteci durumuna düştük. Hı -hı. Şimdi bir ikilem var. Burada ortada bir yanlışlık var. Hı -hı. Yani bizim biz bir bir Suriyelileri koruyalım derken biz kendi vatandaşımızı ikinci sınıf vatandaş yapmışız. O vatandaşlarımız ne esnaf olarak onlarla rekabet edebiliyorlar, ne kira olarak onlar kadar kira verebiliyorlar, onlar kadar maaş alamıyorlar. Hatta bir tane esnaf ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi bilseydim dedi. Suriye'den girerken dedi kendimi de aralarına koyarım Suriyeli gibi girerdim ben dedi şu an rahat rahat hareket ederim Bu çok acı bir durum. Bizim bunlara karşı bu devlet politikasıdır ama hı hı. bunların bu kadar içimizde olması bizim genetiğimizdeyle oynama sağlamış oluyor. Bu tehlikeli durumlar da oluşturuyor. Yani bizim toplumumuzun ahlaki yapısına ters e, davranışlardan bahsediliyorum. Yani uyuşturucusundan gece kulüplerindeki gayri meşru işlerden bahsediliyor. Şimdi biz ben şunu düşünüyorum. Eğer ben başkan olursam ben vatandaşlarımla kendi vatandaşım esnafımla onlar arasında ben öncelikle vatandaşımı düşüneceğim. Onların... Peki bir virgül atacak olursak bir taraftan da en sağlık vurgusu yapılıyor. Kardeşi vurgusu yapılıyor. Ev sahipliği vurgusu yapılıyor örnek evet. olarak. Diyorlar ki eskiden sınır yoktu yani bir demiryolu baz alandı. Yani işte burada yaşayan vatandaşların çoğu akrabası da bunlar oluyor. Yani bunu Ama nasıl bunun, çözeceksiniz? Bunun en büyük yükünü Urfa çekiyor. Hı hı. En büyük sıkıntısını Urfa çekiyor. Eğer bir yerde bizim genlerimiz de oynanmaya başlıyorsa, hı hı. sosyal hayatımıza ekonomik hayatımıza sıkıntı vermeye başlıyorsa devlet bunu acilen el atmalıdır. Evet. Yani gitmek isteyene bir anlamda yardımcı olup Tekrardan ülkelere dönmek için gerekli kolaylığı sağlayacaksınız fakat Az önce dediniz ya ben kendi esnafımla o esnaf arasında bir e, artık bir farklı Pozitif ayrımcılık gideceğim. Nasıl yapacaksınız bunu? Yani bir defa onlar e, pek çok işletmeyi ruhsatsız olarak Hı. yapıyorlar. Vergi vermiyorlar. Tamam belki belediye olarak vergi almak bizim şeyimiz değildir ama ruhsatlarını isteyeceğiz. E, usule uygun çalışmalarını denetleyeceğiz. E, Gayrı meşru işlerine Kesinlikle izin vermeyeceğiz Şimdi bu yükü eğer Urfa taşıyorsa Eğer buradan başka şehirlere gitmek isteyen e, Suriyeli vatandaşlarımız da olursa Bu yükü onların da çekmesi lazım Biz onların taşımalarına da yardımcı olacağız Yani e, bir yerde Şimdi çok rahat oldukları zaman Yani bu defa oraya, oranın Sahiplenmeye başlıyorlar evet. ha, Onlar macer, Macim, biz, biz ensarız ensar, evet. Amenna bunu yaptık, fazlasıyla yaptık. Hele Urfa halkı daha fazla yaptı. Hmm. Büyük, bu büyük fedakarlığın sonucunda, eğer bunlar daha fazla aramızda kalırsa ve bu sosyal adaletsizlik konusunda bunlar bir adım sürekli önde olurlarsa, bu bizim kendi vatandaşımızın yok olmasına, esnafımızın yok olmasına sebep oluyor olacak. Hmm. Ve bizim genlerimiz de, sosyal genlerimiz de de oynanmaya başlayacak. Bu evet. böyle olursa bizim için tehlikeli. Yani kültürel anlamda da biz tehlike içindeyiz. Biz bunlara olabildiği kadar müsaade etmeyeceğiz. Eskisi kadar rahat davrandırmayacağız. Ben bunu burada açık yüreklilikle tüm halkımıza söylüyorum. Evet mevcut sisteme de efendim zaten ruhsatsız iş yeri açılması izin verilmiyor. Belli bir süreleri var. Yani bu tür denetimlerin zaten yapılması lazım da peki bunlar size göre şu anda denetim yapılmıyor mu? Ya da ruhsatsız mı çalışıyor? Denetim de yapılmıyor. Ruhsatsız da çalışıyor. Çünkü biz komşularından, esnaftan Duyuyoruz, hı hı. görüyoruz. Bu kesinlikle iki kere iki dört. Hı hı. Ee, yani bizim esnafımızdan o iki kat daha avantajlı çalışıyorlar. Bizim esnafımız zaten durumu perişan. Hı hı. Yani zaten vergiler altında ezilmiş, zaten kirası çok fazla yüksek, uygun işçi bulamıyorlar, uygun ara işçi bulamıyorlar. Hı hı. Çok insan hep iş yerlerini kapatmış. Ben çok dolaştım böyle kepenklere kapatılmış insanlar. Biz de diyor abi 18 tane işçi çalıştırırken şimdi 7'ye düştük diyorlar. Bu gittikçe sosyal bir krize de sebep oluyor. Yani insanların daha da sefil olmasına, daha da aç olmasına e, sebep veren bir pozisyon oluyor. Yani hakikaten ben o esnaf kardeşlerimize katılıyorum. Kendi ülkemizde mülteci durumuna gelmişler. Gelmişiz evet. daha olursa. Peki sosyal dönüşümden biraz daha yola saparak çalışmalardan bahsedelim. Şimdi seçim çalışmaları kapsamında zaten köy köy, mahalle mahalle, esnaf esnaf birçok toplantılara katılıyorsunuz ve gezilerinize devam etmekte. Evet. Gözlemlediğiniz zaman gerek bir belediye başkan adayı olarak gerekse bir vatandaş olarak Halil ilçesinde gözünüze çarpan eksiklikler, sorunlar neler efendim? Yani bize bir defa en çok ve en çok elektrikten bahsediyorlar. Hani bizim Belki belediyenin birinci dereceden görev olmamasına rağmen bu demek ki birinci derecede Urfa'nın genel sorunu. Eğer vatandaşımız bunu sorun ediyorsa evet. biz de seçilirsek biz de bunu sorun edeceğiz. Ve bunu çözmek için gerekli mercileri sıkıştıracağız. Olabildiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu sorunu sürekli gündeme taşıyacağız ve başka iller bunu nasıl çözdüyse biz de çözeceğiz. Mevcut elektrik dağıtıcı firma e, aylık veya yıllık belli oranda bir tadilat yapma e, miktarda bir miktarda tadilat yapma sözleşmesinin içerisinde e, var zannediyorum. Buna dayanarak çok fazla e, ne tadilat yapma ne de yatırım yapma konusunda geride kalıyorlar. Ama para toplama konusunda olsun e, ek ek e, ödemeler konusunda olsun, e, alıma tarafından çok fazla baskı evet. yapıyorlar. Hani biz oturacağız, biz de bir müşteriyiz. Biz belediye de elektrik müşterisidir. Dolayısıyla biz oturacağız. E, özellikle büyük şehrimizde Sabahattin Başkanımız ve Esüm Başkan, Halil Başkan oturursa biz bunlarla karşımıza alacağız, muhatap alacağız. Biz de onların müşterisiyiz. Vatandaşımız da onun müşterisidir. Biz onlara yapmaları gerekti, gerekeni ya yaptıracağız ya da yaptıracağız Allah'ın izniyle. Bu çünkü enerji e, olmadığı zaman siz ne üretim yapabilirsiniz, ne sosyal faaliyetlerde tam olabilirsiniz, e, işlerinizin tamamı yarıda kalır, askıda kalır, karanlıkta kalırsınız. Yani bu çağda bu sorun olmamalı. Yani bunu sistem çözmüş olmalı. Yol sorunları var. İnan hani 1984'ten beri yolumuz yapılmadı diyenler var. Ve biz bunları hepsini görüntüledik. Ve hepsini de e, kameralarda çekti. Hiçbirisi de doğru, yalan değildi. Temizlik sorunu, çöpler, yığında olan noktalar var. Çok iyi temizlenen yerler var. Dedim ya bir nokta, Urfa'nın bir kesimi çok farklı yaşıyor, bir kesimi çok farklı yaşıyor. Yani bir kesiminde sanki insanlar yokmuş gibi. Bir tarafında da hani insanlar var ama onların da farklı sorunları var bir köye gittik. Kanalizasyon, baktım kurbağalar ötüyor. Ne bu? Dedi kanalizasyonumuz yok. Açıktan geçiyor. E yani artık 21. yüzyıldayız. Park istiyorlar, çocuk parkı istiyorlar. Aslında bunlar onların yani asli görevleri. Olması gereken, yapılması gereken. Hani bunları e, biz şunlar, şunu söylüyoruz. Bir dahaki gelişimizde biz sizden eğer kazanırsak, Rabbim nasip ederse biz teknik ekiple yanınıza geleceğiz ve sorunlarınızı alacağız tek tek her köyün yani her kırsal mahallenin her şehir mahallesinin sorunlarını alacağız. Notlarımıza koyacağız ve biz bu e, sorunları tek tek işleyeceğiz ve hepsine gün vereceğiz, tarih vereceğiz. Planlayacağız çünkü planlama yapmadan hiçbir şey yapamazsınız. Planlama yapmadan e, bir iş yaparsanız gelirsiniz trombosu yaparsınız sağa dönerken aa dönmüyormuş dersiniz. O yüzden her şey planlama. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vatandaşlarımız pazar günü gidip sandık başına gidip oy kullanacaklar. Kameralarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza neden Saadet Partisi, neden size oy versinler? Bunları toparlayacak olursak birkaç ifadeyle toparlayalım. Daha sonra iyi akşamlar mesajınızı alıp programı kapatalım efendim. Şimdi son 17 yıldır mevcut iktidar gerçek anlamda bir muhalefet yaşamadı. Hı hı. Bu yaşamamanın verdiği rahatlıkla da e, parti içerisinde e, gerçek anlamda hem bir rahavet ve bir tabaka oluştu. Hı hı. Bunlar artık halktan, halktan ve halktan uzaklaşma noktasına geldiler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu vatandaşlar söylüyor. Dolayısıyla da e, buna bir cevap vermek istiyorlar. Bu cevabın en güzel şeyi de en güzel cevap şekli de sandıkta oy kullanmaktır. Kararsız kalmamalı oylarını mutlaka kullanmaları gerektiğini ben belirtiyorum. Ve ben şunun sözünü veriyorum. Yani 31 Mart'tan sonra şayet biz gelirsek Urfa eski tas eski hamam olmayacak. Biz e, yeni bir sistem, yeni bir anlayış getirmeye çalışacağız. Ve bu getirdiğimiz ge sistem ve anlayış önümüzdeki, bizden sonra gelecek nesillere örnek teşkil edecek. ve Artık e, Paralarımız çarçur edilmeyecek, sağa sola gereksiz harcanmayacak çok şeyler duyuyorum. İnsanlar bizim getirip cebimize çok evraklar, belgeler koyuyorlar. Biz bunları burada söylemekten utanıyoruz. Ama şunu biliyorum ki gerçek anlamda, yani mevcutta e, inanılmaz israflar, inanılmaz kaçaklar. Bu milletin parasıdır. Bu vatandaşın parasıdır. Bu beytül maldır. Biz bunların bir kuruşuna zeval getirmeyeceğiz. Geldiğimiz zaman bir defa bunların e, bunların şeylerini keseceğiz. E, rantiyelerini hı hı. mutlaka keseceğiz. Ve e, Urfa'yı dürüst insanlarla, güzel bir ekiple yöneteceğiz. Bu arada belediye personelinden bize söylenen yani maaşlar konusunda hakkaniyetsizlikler var. Biz bu konuda da el atacağız. Hiçbir hakkaniyetsizliğe sebep vermeyeceğiz. Hiçbir müdürün veya hiçbir başkanın, yardımcısının hanımının e, arabasının benzine ve arabasının kiralık olarak verdirmeyeceğiz. Hiç kimseye bunu gerekirse bu makam arabalarını falan kaldırtacağız. İsrafı kesinlikle önleyeceğiz. Çünkü yeni sisteme hazır olsunlar. Demin de dediğim gibi e, eski tas eski hamam yok. Urfa yeni bir Urfa olacak. Ve bu yeni Urfa'da Mustafa Ekimoğlu'nun, Sabahattin Cever'in, Essum Saati'nin, Halil Yiğit'in de inşallah bu konuda imzası olacak ve bu konuda tarihe geçecek. Ben bir Nisan'dan itibaren kazanırsak seçim çalışmalarım o günden itibaren başlamış olacak. 5 yıl sonrasını düşünerek insanlara istedikleri hizmeti onlara memnun kalacakları şekilde vermeye ahdetmiş bir insanım. Ee, ve bunu da inşallah sağlayacağım. Evet. Eğer kararsızlarsa mutlaka oy haklarını kullansınlar. Çünkü bir oy eğer siz kullanmadığınız zaman o bir oyu sizin yerinize bir başkası e, kendi lehine kullanacaktır. Evet son olarak bir iyi akşamlar mesajınızı alalım ve kapatalım. Ee, ben halkımıza iyi akşamlar diliyorum. Seçimin e, son günleri e, son çalışmalarımızı bizler de yapıyoruz. Umut ediyorum ki huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde hiçbir olumsuzluk yaşamadan sandık güvenliği en iyi şekilde e, sağlanarak bir oyumuzun bile heba edilmediği, vatandaşımızın iradesinin e, yansıdığı bir seçim olmasını diliyorum. E, kazansak da kaybetsek de biz kazanan olmuş olalım. Hı hı. Kazanmış olacağız çünkü demokrasi kazanmış olacak barış kazanmış olsun. Özgürlük kazanmış olsun. ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Size de bu güzel ve keyifli sohbetten çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Buraya kadar gelip bu güzel sohbete eşlik ettiğin için çok sağ olun tekrardan. Size de sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili izleyenler, Gündem ve Özel programımızın sonuna geldik. Bu akşamki konumuz Saadet Partisi Halil Belediye Başkan Adayı Eczacı Sayın Mustafa Hekimoğlu oldu. Bizler de ayrılmıyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara hemen ardından tekrardan özel konuklarımızla siz değerli izleyenlerimizin <laughs> karşısında olacağız efendim. Şimdi hoşça hoşçakalın.